Bu gözü kim yaptıysa o renkli de o koydu. Bu vücudu kim yarattıysa o vitamini de o koydu. İki kere iki dört. İster çarp ister topla. Dört çarp. İşte Bediüzzaman bunu yapıyor. Bediüzzaman bize Allah'ın yarattığı eşya ile yine Rabbimizi bize tanıtıyor. Ben solcu bir profesöre geçenlerde tanıştım. Mehmet Altan tanımışım. Köyüm insan, dürüst bir insan, delikanlı bir adam. Bir gün uçakta baktım onu gördüm. Hostese dedim bu Mehmet Altan değil mi? Evet dedim. Söyler misin bir insanın sizinle tanışmak istiyor? Söylerim dedim. Gitti söyledi adam tamam dedi ama yanında yer yok falan. Yanımda oturan arkadaş gitti onun yerine oturdu. O yanıma geldi. Mehmet Bey dedim kusura bakma sizi rahatsız ettim. Ben sizin programlarınızı izliyorum. Çok rahat konuşuyorsunuz. Cesur konuşuyorsunuz. Öyle onun bunun hatırı için kafa sallamıyorsunuz. Cesur insanları seviyoruz. Biz de nur talebesiyiz. Bizim üstadımız da çok cesurmuş. Herkesin korktuğu, sustuğu, pustuğu bir zamanda en yüksek sada ile haykırmış, başımdaki saçlarım adedince başlarım olsa, her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan bu başı zındıklara teslim etmeyeceğim. Dünyayı başıma ateş yaptınız. Hakikati Kur'an'a feda olan bu baş, ehli zındıklara teslim olmayacaktır. Niye böyle meydan okumuştum? Ben de siz biraz cesur olsaydım sizi. Mehmet Bey dedim, Allah bizi çok seviyor. Hemen girdim devreye çünkü. Trabzon'dan İstanbul'a gideceğiz zaten 45 dakikada. Hemen meselemi halletmem lazım. Acilci. Hayırlı işlerde diyor, acele ediniz. Acilu bisalati kablen fer diyor Peygamber. Namazı kaçırmadan önce kılmaya acele ediniz. Ve acilu bittevbeti kablen mert. Ölüm gelmeden önce de tevbe etmeye acele ediniz. Biraz sonra bilmiyoruz başımıza ne gelecek. Çok mühim. Allah size bir fırsat vermiş. Allah bak bir insan vermiş. Ben insanımla çırp buna gitmedim. Tahsil yapmadım. Efendim yatırım yapmadım. Hiçbir çaba sarf etmedim. Allah beni insan yaratmış. Elini kirpi de yapabilirdi. Yılan da yapabilirdi. Hepimizi. Fare yapabilirdi. Taş yapabilirdi. İnsan olmuşum ben. Bana ne büyük bir değer vermiş. Ne büyük ikramlarda bulunmuş. Bir tek gözünü verir misin desen 50 trilyonlar vermezsin. Verir misin? 100 yüzde de vermez. O zaman sen doğuştan trilyarder, katrilyarder, şen terbiyer, ben terbiyer, ten terbiyer, kan terbiyer, sayabildiğin kadar say. Düşün şimdi. Allah bana bunları vermiş. Bir gözlük aldım 100 lira, iki tane göz aldım 5 kuruş verdim. Allah Allah. Ne kadar seviyor beni. Havayı burnumun dibine kadar getirmiş. 73 yaşındayım. 73 seneden beri körüm gibi ağlıyorum. Ya bu hava markette olsaydı? Koşulup babanın havası bitiyor. Son tüpü kullanıyor. Çocuk koşuyor. Market komu. Market çamca. Babam ölmek üzere. Ne olur dit koli hava. Son demde. Oğlum son koliyi verdik. Yarın gelecek. Dönünceye kadar babası onu daha kapatmış. Siz sağ olun. Allah Allah! Şuraya bak. Rabbim bizi ne kadar çok seviyor. Ya devlet cellal getiriyor. Ay başında bir makbuz 22 sene kadar yatırmazsanız ceylanınız kesilecek. Tehdit ediyor. Rabbim güneşi koymuş. Bütün kainatı aydınlatıyor. Türkiye'den geldim. Güneş tepemde. Fransa'daydım. Gene tepemde. Belçika'ya gittim. Gene tepemde. Utandım güneşten. Seni takip ediyorum. Eğer bu güneş benim kendi güneşim olsaydı çok yerlerde karanlıkta kalırdım. Kardeşler bunu bizim düşünmemiz gerekiyor. Bunu bir aslan, bir fil, bir inek, bir koyun düşünmez. Biz düşüneceğiz. Biz düşüneceğiz ya. İnsanı hayvandan ayırt eden tek şey düşüncesidir. Yoksa inekte de böbrek var, bende de var, ciğer var, bağırsak var, içgörde var, damar var, kan var, beyin var. Fakat akıl yok. Bende var. Beni kullanmam lazım. Ama insanımız aklını başka şeylerde kullanır. Bir hasta gençlerimiz. Görsen stadyumlarda
Ben şimdi bak burası dolu olması da olsun. Benim adam çok bir değerdir yani. 70 bin kişi stadyumda, 70 bin kişi böyle kardeşler. Neden? Bir hafta önceden kazdırıyor. Derbi, derbi. Deri sayım başladı. Derbi, derbi. Ya Allah derbi, derbi. Ulan bir tane toprak bir açık ayıp ya. Hepsi bir tane toprak. 70 bin kişi böyle. O zaman bir tek ben 70 bin kişi. Bir tane toprak. Böyle. Top bir yere giriyor herkes. Ooo! Ne oldu ki? Sana ne? Abi diyor 3 puan lazım. 3 puan oldu bir şampiyon. Ne yapacaksın oğlum puan? Ayağında ayakkabı yok. Alkışlayacağınıza dua edin daha. Adam diyor çok alkış topladı. Nereye koydu? Kovulamış. Kardeşler, düşünelim, düşünelim. Allah bize bir hayat fırsatı verdi. Bir daha bu fırsat bize verilmeyecek. Vereceğiz ama hesap vermeye geleceğiz. Kur'an'da çok ayetler var. Ya Rabbi, ne olur beni tekrar dir. Sana ne güzel kulluk yapacağım. Geçti diyor Rabbim, geçti. Ben sana Rabbim seni getirdim, seni çektim, sana fırsat verdim. Mühlet tanıdım, müddet verdim. Sen bunda yapmadın. Artık sen gününü bitirdin. Her şeyini yitirdin. Onun için Allah bize bir fırsat vermiş. O fırsatı çok güzel değerlendirdi. Geçenlerde böyle sohbetler ediyoruz. Adapazarı'nda sakallı böyle mübarek etli tarik bir abimiz derse gelmiş. Bizim bu sohbetimize hoşlanmış. Dedi ya benim dedi bir ateist dedi. Kardeşim var. Çok zeki bir insan. Sen onu dedi yola getirebilirsin. Kardeşim dedi peygamber bile yola getiremedi ya bu cehliye buraya. Ben mi getireceğim? Ama konuşuruz dedim anlatırız. Getir kardeşim danışırız konuşuruz. Bütün insanlarla açıkız biz. Neyse bunlar geldiler. O da zaten demiş ki hiçbir hoca benim soruma cevap veremedi. Senin hocan da veremez. O da verir demiş. Geldiler. Şimdi tabii üç kişi geldi. İki tanesi ehli iman, bu da ateistmiş dediğine göre. Hem mühendis, hem müteahhit, hem de ateist. Ondan oturdu, bu da oturdu ama ayak ayak üstüne böyle havalı. Bizim dershanemiz var, medrese diyoruz biz. Böyle yapıyor şimdi. Burası ne? Ben dedim beyefendi, malumunuz biz bir sosyal varlığız dedim. Toplumda yaşayacak şekilde yaratılmışız. Onun için böyle toplanıyoruz. Çünkü dedim bak benim gömleğe ihtiyacım var. Ben gömlek yapmasını bilmiyorum. Sen biliyor musun? Kaldın gömleksiz. Pantolon dikmesini biliyor musun? Kaldı. Ayakkabı yapmasını biliyor musun? Bilmiyorsun. Yanına yapsın. Bakın nelere ihtiyacımız var kardeşler. Belki benim üzerimde binlerce insan çalışıyor. Bak düme ayrı bir şey. Fermuar ayrı bir şey. Ayakkabı ayrı bir şey. Kaşık ayrı bir şey. Bıçak ayrı bir şey. Uçak ayrı bir şey. Uçakla geldim. Şekerim, gazım, bunun deterjanım. Yağdım sen bakın. Kolonya. Allah 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 Allah. Ya ne kadar çok ihtiyacım var benim. Ben de bu ihtiyaçları kendi başıma yapamayacağıma göre demek ki hem cinslerimle teşrik-i mesai yapacağım. Ben senin düğmeni yapacağım, sen benim fermuarımı yapacaksın. Ben senin cebini dikeceğim, sen benim ayakkabımı yapacaksın. Ben senin duvarı yapacağım, sen benim boyamı yapacaksın. Ben senin arabanı tamir edeceğim, sen de beni tamir edeceksin doktor. Beni tamir edeceksin. Böylelikle hayatımız devam edecek. Ama bir aslanın diğer bir aslana ihtiyacı yok. Bir ineğin diğer bir ineğe ihtiyacı yok. Ama bir insanın bütün insanlara ihtiyacı yok.